hoş geldiniz. Kız kaçıran var mı? Şurada bir beyefendi var. Yeğenime Düzce'den kız kaçırdık. Allah mesut etsin efendim. Ben organizatördüm büyük olarak. Nasıl işliyor bu sistem? Yani siz organizatör olarak nasıl organize ettiniz bütün bu süreci? Düğündü anlaşmamız. Kız düğüne geldi bir akrabasının. Orada anneleri, babaları falan biraz konudan uzaklaşınca biz de gerekli operasyonu yaptık. Yani konudan halayla mı uzaklaştılar? Yani daha flu bakıyorlar. Yani bir, düğünün atmosferine kapıldılar. Kapıldılar, oyunlar, halaylar falan. O sırada biz de kızı tabii kolluyoruz. Kız da şey yapıyor mu? Kız da bakıyor mu yani? Doğru zamanı kolluyor musun? Tabii canım. Yani kız haberli. Gönüllü ha. Kız. Oradan tuvalete gitme bahanesiyle biz kafasına çuvalı geçirdik. Çuvalı niye geçiriyorsunuz? Kız razı. Efendim adetmiş. Adet diye bir çuval geçirdik. Evet ben de dedim yani ne gerek var çuvala? Şimdi şöyle bir şey. Hanımefendinin bir hazırlığı oldu mu kaçmak için bir bohça, hiç bir bavul? Hayır. Öyle ne varsa zaman, öyle. O zaman ailesi de cevap veremezmiş. Hani biz anlaşarak değil de. Ha zorla kaçırdık. Zorla kaçırdık diye. Ki devam etsin husumet diye zorla. Tabii af dileyecek ailesinden. Evet. Nitekim bu af 6 sene falan gibi bir çok kısa bir şey aralıkta oldu. Ama şimdi gayet mutlular. Peki 6 senede ne oldu, bir torun mu barıştırdı? 2 tane. Ha 2 torunla. Evet ama biz ona ön ayak olmadı. Bizim görevimiz sırf kaçırmaktı. Peki teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Efendim bizde durum şu. Bahadır kız kaçırıyor. Babası Bilal buna ne tepki veriyor bir bakalım. Buyurun. Bahadır çocuğum. Yavrum ne işler peşindesin? Baba, bak söz verdin. Ben 3'e kadar sayacağım, gözlerini öyle açacağız. Sen 3'e kadar sayabiliyor musun Bahadır? Ay bu bile sürpriz oldu benim için. Bahadır sen yine ne işler peşindesin? Yok bir şey yok baba. Sayıyorum, hazır mısın? Hadi bakayım. 1, 2... 3 ulan 3! Artık Allah kahretmesin ya! Bismillahirrahmanirrahim. Oh, çok şükür. Çok şükür insanmış. Ne oldu ki baba? Ulan Bahadır, bak yemin ediyorum, oturma odamda oturan şu gelinin burada ne işi var diye hiç sorgulamıyorum. Çünkü biliyorum ki birazdan süpersonik gerçek bir hikaye beni bekliyor çocuğum. Baba, bu yeter. Yeter. Öpsene babanın elini. Kızım, ortalama bir şey işte. Sağ ol evladım. Hadi otur bakayım. Anlat, devam edelim Bahadır'cığım. Baba, şimdi bizim apartmanın altında yediğim 2 düğün salonu var ya. Var çocuğum. Yeter'le birbirimizi orada gördük. İlk bakışta da aşık olduk baba. He. Sen de gelinlik giydirip eve götüreyim, beslerim dedin, öyle mi çocuğum? Yok, biz senin onayını almaya geldik. Yarın da Maldivlere gidip evleneceğiz. He, tamam iyi o zaman. Hadi Allah tamamını erdirsin. Gördün mü Yeter? Ben sana demiştim babam çok anlayışlı biridir diye. O zaman baba sen de anneme söyle bizi merak etmesin. Tamam. Hadi aşkım gidelim gel. Ulan ortası sıkılmış diş macunu. Ulan insan israfı. Oğlum sen şimdi düğün salonunun kapısında tanıştığın bir kızla evlenmek için yarın Maldivlere mi gideceksin çocuğum? Evet baba ne var ki bunda ya? Bahadır. Oğlum bak ben şiddet meraklısı bir baba değilim. Ama seni 2 gün dinlene dinlene döverim yavrum. Otur şuraya. Apandisit. Kızım. Senin de ne işin var bu turfanda beyinle Allah aşkına? Kızım. Uyudu mu lan bu? Heh kızım. Efendim öncelikle şunu belirteyim. Biz Bahadır'la birbirimizi pek seviyoruz. Kızım. Birbirimizi kandırmayalım.
Biz bile anasıyla bunu dönüşümlü seviyoruz ya. Şu meselenin aslı ne, onu söyle bakayım bana. Baba, yeterli aşkımızı sorgulatmam. O benim helalim. Sen de bunu kabul edeceksin. Bahadır, sakın benden vazgeçme, tamam mı? O adamla asla ama asla evlenmem. Ben seni seviyorum. Lan! O adam mı? Bahadır, kaçak gelin mi lan bu? Oğlum, sen düğünden gelini mi kaçırdın? Ya Rabbim, milletin çocuğu düğünden zarf alıp kaçar. Benimki gelini alıp kaçıyor ya. Eyvah! Anan geldi Bahadır. Beni de kendini de yaktın. Allah'ın belasıdır bir atık. Hanım. Hey! Nerede o be? Kızım sen kimsin ya? Canım ben Mehtap. Bu abimle evlenirken düğün salonundan kaçtı. Kızım sen çok kötü bir şey yaptın ya. Hadi sen kendini yaktın ya, bu adamları niye yakıyorsun? Ben niye yanıyorum ya? Ben niye yanıyorum? Ben üç yanlışın götürdüğü bir doğruyum sadece. Benim tek suçum bu standart sapmanın babası olmak. Mehtap, hiç boş yere uğraşma. Ben gönlümün aşkını buldum. Abinle evlenmeyeceğim, git ona söyle. Evet, git söyle abine. Ondan korkmuyoruz. Ben korkuyorum ya. Niye anlamıyorsunuz? Ben korkuyorum. Babalık bence korkmalısın da. Sonuçta abim 26 leş 38 felci bulunan altın ustura lakaplı Ayıboğan Fikri. Yarın gelsin başlasın. CV'si çok iyiymiş. Ulan Bahadır, sen şimdi bu altın şeyli Ayıboğan Bey'in evleneceği kadına mı getirdin çocuğum? Olsun baba, korkma ya. O Ayıboğan'sa ben de karınca ezen Bahadır'ım. Vay be! Çok duygulandım. Atarlı da yavrucak ha. Canım ben konumu abime bildirdim. Birazdan burada olur kendisi. Babalık anlayacağın Şemsiye yavaş yavaş açılıyor ya. Mehtap, hiç boş yere uğraşma. Bahadır'la aşkımızın önüne hiç kimse geçemez. Varsa atarım, cezamı yatarım. Ne alayına giderim, ne kralına. Alayı da kralı da ayağıma gelecek. Ulan! Ulan oğlum, sen bana bela paratoneri misin lan? Bahadır, çocuğum sen niye böyle durumlarda beynindeki değil de başka bir yerindeki lobunla düşünüyorsun? Oğlum Ayıboğan diyor, gelini diyor. Bitirdik bizi Bahadır ya, bitirdik ama kuzum hiç öyle bakma. Ya baba korkma, ben internetten savunma sanatlarını indirdim, download ettim. Hiçbir şey olmaz. Sonuçta beyin bedava ya. Ulan bedava da niye almıyorsun? Senin kafan olmuş yine 1500 Bahadır. Çekil lan şuradan evladımsı. Hanımefendi, siz de bu Ayıboğan Bey'i arayın, deyin ki hiç zahmet etmesin buraya kadar. Zaten benim çocuğum elektrik alamadı bu hanımefendi. Aa, ne elektrik alamaması baba? İstanbul'un bütün elektriği buradan akıyor şu anda. Romantiğim benim. Açma açma, niye açıyorsun hemen kapımı ya? Bilal Bey, ben aidat almaya geldim de. Kapıcı İsmail'miş ya. Oğlum çık git lan buradan. Şimdi aidatın sırasını çık. Ya kusura bakmayın, bu yeni kapıcı biraz tuhaf. Mehtap, lütfen kocamla aşk yuvamdan gider misin? Kocam diyor, aşk yuvam diyor. Baksana baba, kız neler diyor ya. Bahadır, Bahadır. Beyinsiz de yaşanır deneyinin gönüllüsü, sponsoru Bahadır. Oğlum sen benim ömrümü tükettin ya Bahadır, tükettin ya. Açmayın hanımefendi, ne meraklısınız kapı açmaya ya? Bilal Bey, az önceki hareketiniz bana çok dokundu. Yani yönetici dedi ki, git dedi aidatların son günü dedi. Mutlaka dedi, al, vermiyorlarsa eve git otur dedi. Almadan gelme dedi. Ulan sen git o yöneticiye de ki, aidatların değil, Bilal Bey'in son günüymüş de. Çık git, manyak. Çık ulan. Oğlum ne bakıyorsun? Çıksana lan evimden. Mimiklerini bitir hemen, çık buradan. Çık dedim. Kapat sen de hanımefendi. Kapat. Hanımlar, benim hanım gelmeden hemen şu işi çözelim ne olursunuz. Çünkü bunun bir anası var. Yani böyle tay gibi ya. Kısrak gibi bir şey. Bak düşününce tansiyonum düşüyor yani. Vallahi toza dumana katar burayı.
Yeter ama artık ya. Vallahi fenalık geldi ha. Bu abim de nerede kaldıysa gelsin artık of. Ulan anlamıyor musun? İsmail verecek durumda. Değiliz. Siz Ayı Boğan Bey olmalısınız. Ayakta kalmayın lütfen, buyurun şöyle oturun. Boş yere geldim Fikri. Çünkü ben sana varmayacağım. Gönlümün sahibini buldum. Ona aşığım, onunla mutlu olacağım. Deme sen yine de. Mehtap. Babamlar gelin arabasını cenaze arabasına çeviriyorlar. Git yardım et onlara. Allah. Yalnız abicim bak, gömlek kan olmasın, dikkat et. Sonra ben ütülüyorum onları, çiziliyorum, çıkmıyor. Tamam, kan lekesi bu. Deterjanla yapıyorum, Mehtap, olmuyor. Tamam. Sabunla yapıyorum, olmuyor. Sonra tamam Mehtap. Senin de çenen çok düştü. Aslında onu şuradan bir bassanız oturur. Yani benim bir arkadaşımın oldu. Kes lan! Demek beni bunlar için terk ettin ha? Yalnız bir saniye, ben bir düzeltme yapacağım. Bunlar değil efendim. Aa bu, bunun için. Evet benim. Ben yeter için her şeyi göz almışım, her şeyi yaparım, tamam mı? Allah! Baba korkma, baba korkma ya. Bahadır, şu an ağzımdan burnumdan nefes alamıyorum çocuğum. Tahmin et nereden alıyorum Bahadır. Bir dakika baba, ben halledeceğim. Bana bak Ayı Boğan, bu ikimizin meselesi. Bırak kadınlar gitsin. Biz zaten bu işleri böyle çözeriz. Ayrıca da... Ne var lan, ne var? Salak, salak konuşma çocuğum. Biz bu kasabada yabancıları sevmiyoruz arkadaşım. Kahramanım. Çocuk bana bağladı. Efendim, o zaten mi aldı? Ne var ya, sen benden bir korktun bıyık. Lan, gerizekalı. Oğlum, adam osursa fil ya. Sen niye atarlanıyorsun adama? Ulan geberteceğim lan sizi. Katliam yapacağım lan burada. Yapmasa? Yeter. Kapıyı artık sen açabilirsin. Sonuçta sen de bu evin bir kızı sayılırsın. Tabii aşkım. Julien doğrayacağım lan sizi. Sanat yapacağım lan burada. Bazuka mı? Demin kadınların yanında bana artistik yapıyordun. Şimdi ne yapacaksın? Oğlum, sen aidatı istemeye bazukayla mı geldin manyak? Benim bu hayatta en kıl olduğum şey kadınların yanında bana lulu yapmaları. Yandın sen oğlum var ya, yandın Bilal. Herkes dışarı çıksın. Çık! Lan nasıl bir yer lan burası? Manyak mısınız lan? Bazuka mı lan o? Neyse lan. Tamam kız sizde kalsın. Ben sonra yine gelirim nasılsa. Evi öğrendim artık. Biz burada oturmuyoruz ki. Biz Kaliforniyalıyız. Lan artık yıl. 29 çeken Şubat. Ben size göstereceğim oğlum. Daha benim hesabım bitmedi. Siz buradayken kentsel dönüştüreceğim burayı. Selametle efendim. Çık! Yürü git lan! Aşkım gördün mü, arkasına baka baka gitti. Kapıyı kapa, kapıyı! Aa, vallahi gitti! Oh be, Allah razı olsun be senden ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Böylece bu işten de kurtulmuş olduk. Al bunu artık saklarsın. Sağ ol yavrum. Görüşürüz. Çık! Tamam be. Aa baba, kız gitti ya. Ya ben sanırım kullanıldım. Bahadır. Çocuğum. Sen zaten tek kullanımlık poşet çay gibisin oğlum. E artık bir gülümseyin, çekiyorum. İsmail Bey. Hemen gülümsüyorsun. İsmail Bey. Tam tanışamadık ama yani bazuk oluyor mu? Artık çok geç. Tutukluk yaptı ya. Aa, sen ona bir bakayım, dur sen dur. Sen elleme çocuğum. Ya oyunlardan sen... biliyorum, yanlış yaptın. Bahadır'cığım sen oynama ya. Bir dakika, biliyorum bunu şöyle bir ileri itiyorsun, geri itiyorsun. Yapma yapma oğlum. Bunun zaten düğmesi de burada bak. Bahadır'cığım. Kaçarsan benden bilmezler. Bahadır, sen karşıdaki stadı mı yıktın çocuğum? Ya
Boş ver baba, zaten futbol çok saçma ya. 15 tane adam bir topun peşinde. Onu bile sayamıyorsun Bahadır. Çabuk koş, taraftarlar bizi yakalamadan bırak şunu. Allah'ın belası. Ben biz tartışmayı bir tartışma programında işledik. Bakalım nasılmış bizim programımız. Buyurun efendim. İyi akşamlar Türkiye. Yeni bir Ben Seni Dinledim programında sizlerleyiz. Bu haftaki konumuz, insanlar maymundan geliyorsa niye hala maymunlar var? Evet, konuklarım, insan bilimci Fikri İnsan, köken bilimci Mesut Köken, doçent doktor Hüseyin Doç ve eşi yardımcı doçent doktor Burcu Yardoç. Hoş geldiniz. Evet, Hüseyin Bey. İhsanoğlu nereden geldi, nereye gidiyor? Şimdi efendim, bazı arkadaşlar diyor ki insanlar maymunlardan gelmiş. Bakınız, ben belgeyle konuşuyorum. Şimdi şöyle izah edeyim ben size. Belgelerle konuşurum ben. Burada bir elimde maymun resmi. Burada da Adriana Lima. Şimdi ben soruyorum. Bunlar mı akraba? Burada 70 milyon önünde soruyorum. Bunlar mı akraba? Hadi bizim hanım maymunlarla akraba. Ama Adriana Lima'ya yazıktır. Ya Hüseyin, ben maymundan geliyorduysam, sen de attan geliyorsun. Bakın efendim, ben burada 70 milyona sesleniyorum. Hangi kamera? Şurada. Bakınız, benim ayran içerken ayranın yarısı üst dudağında kalan görümcem var. Gelinin nereden geldiği de ortada. Lütfen. Türkiye bunu bilmeli lütfen ya. Değerli hocam lütfen şimdi konuyu saptırmayalım. Gelecekte kanı tepemeli. Sen kimsin? Efendim ben şimdi sizi... Asıl sen kimsin? Bir dakika, böyle bu tip saygısızlıklar olacaksa ben gideyim yani. Burada durmayayım yani. Ya ben şimdi ne dedim kardeşim? Allah Allah. Ya ve hakaret konusunda eşimle aynı fikirdeyim lütfen. Bakın, bizi şu an 71 milyon izliyor. Ya o 1 milyon şu an yeni açmıştır televizyonlarını. Lütfen ya, şaşırtlar insanı lütfen. Evet, konumuz çok alevli başladı efendim. Fikri Bey, birazdan size döneceğim. Önce Ankara'ya bağlanmamız gerekiyor. Ankara'da bizi kim bekliyor? Doçent Doktor İsmail Doktor. Hoş geldiniz. Evet, Ankara'ya ses geç gidiyor. Peki, o zaman Fikri Bey, size birazdan geleceğim ben. Mesut Bey, acaba Hüseyin Bey'in maymunlar hakkında söyledikleri için ne düşünüyorsunuz? Şimdi Hüseyin Bey direkt akrabalıktan giriş yaptı. Hüseyin Bey'in de bildiği gibi ortak ata konsepti diye bir şey var. Bir dakika, ortak ata konseptinden gireceksen bir dakika. Ortak ata konsepti bak, misal şu, rica ederim, belgelerle konuşurum ben. Ben her zaman belgelerle konuşurum. Bakınız, bu benim amcaoğlu Suat. Herkes gördü mü? Görüyor mu? Ankara'da görüyor mu İsmail Bey? Yani efendim... Buna daha ses gitmiyor ya. Yani Nezaket Hanım, şimdi... Bir dakika. Ben seni dinledim. Sen de beni dinle. Sen de beni dinledin. Öyle bir sen hepsen konuş olmaz. Hepsen yok. Önce sen beni dinle. Beni dinle. Ya peki efendim... Bak işte hala dinlemiyorsun. Sen beni bir dinle. Şimdi... Bu adam, benim amcaoğlu Suat, bana benziyor mu, benzemiyor mu? Yahu bir tabii benziyor. Ha işte, beni kabul edersin. Beni kabul edersin. Bakın, bu da benim dedem. Bunlar benim atam. Benziyor değil mi dedem de bize? İşte bunlar atam. Ata konsepti böyle olur. Arada ha maymunlar benim adam. Ne yani maymunlar? Maymunlar ne de benim adam? Bayramda gidip maymunun mu elini öpeceksin? Biraz bilimsel olun ya. Hoş bulduk Nezaket Hanım. Stüdyodaki herkese iyi akşamlar. Yani, evet.
Evet Nezaket Hanım, şimdi gelenekçi bir bakış açısıyla bakacaksak eğer milyonlarca yıllık sürece bir bakmamız lazım yani. Bir saniye orada benim din noktalama koymak istiyorum. Şimdi milyonlarca yıl zaten milyonlarca yıl sürer. Zaten milyonlarca yılda neler olmaz yani, milyon tane şey olabilir ve geçebilir yani bu. Ben anlamıyorum. Ay benim bu konudaki fikrim çok net ve spesifik lütfen. Bakın ben burada 84 milyona sesleniyorum çünkü şu an gezmekten gelenler vardır, yeni aşçılar, haberi olan olmayan. Lütfen yanıtmayın Türk halkını ya. Lütfen. Fikri Bey ne düşünüyorsunuz? Şimdi efendim bu konuda bakınız ben... Evet şöyle... Fikri Bey şimdi efendim bu konuda bir bakınız ha dedi. Peki Hüseyin Bey, milyon yılda ne olmaz? Milyon yılda şu olmaz. Bence bu da olmaz. Bazı şeyler olmaz. Bakınız. Şimdi ortak... Bakın belgeyle konuşalım lütfen, rica ediyorum. Siz ne yapın, şey... Bu nasıl bir ortak ata ki? Bakınız dikkatinizi çekiyorum. Bu nasıl bir ortak ata ki? Bir torunu maymun, bir torunu adıyan... Ya biraz bilimsel olun. Ya bırak beni. Ya senin amacın zaten Adriana'yı limana almak. Aynı limanda yüzmek. Bunu da zaten 89 milyon şu an. Ya çığ gibi büyüyor. Ekranların başından gider bize bakıyorlar. Uyuyanlar var, uyanıyor hepsi. Birbirini dürtenler var. Bu programı izliyor şu an. Lütfen yanıtma ya. Ya ne alakası var? Ben diyorum ki Adriana. Anadır o da. Analarımız. Ben buradan manipülasyon yapıyorum. Fikri Bey'e söz hakkı doğdu. Efendim şimdi manipülasyondan bakacak olursak... Evet Fikri Bey, efendim şimdi manipülasyondan bakacak olursak dedi. Mesut Bey, alsam mıydık Adriana'yı? Türk halkı buna hazır mı? Ya ben şimdi bunu nereden bilebilirim efendim? Siz yani karıyla koca arasına sokuyorsunuz beni yani. Ya beyefendi, bilim adamı! Sen ortak ata diyerek konuyu buraya getiren sensin! Sensin bu konuyu buraya getiren ya! Bakın bizi şu an 91 milyon insan izliyor! Evet, evet Hüseyin Bey, amcaoğlunuz aynı size benziyor, Allah bağışlasın. Bakın efendim, bir de şuradan... Yalnız Fikri Bey, sessizlikten faydalanıp konuşmayalım lütfen. Mesut Bey. Yani şimdi evli bir insanın başka bir kadına bu kadar hayran olması normalde çok... Ha bir dakika, normalden gireceksek bir dakika. Normalde, bakınız. Evli bir insanın, bak burada bilimsel konuşalım lütfen. Evli bir insanın, dikkatinizi çekiyorum. Burada ama belgelerle. Pazartesi başım ağrıyor. Hadi bunu geçtik. Ağrıyor da orada, doğrudur. Salı günü çok yorgunum. Yorgunsun. Gördüğüm gibi uyuyakalmış. Belgelerle konuşur beyefendi. Çarşamba annem daha uyumadı. Hepsini anladım. Ama perşembe ben daha birazcık daha... Mercimek içiyorum diye bahane olur mu ya? Burada Yüce Türk halkı bana hak veriyor. Herkes benim arkamda. Ya sen çeteli mi tuttun be? Sen çeteli mi tuttun? Terbiyesizlik yapma Türk halkının önünde. Ayrıca benim arkamda 105 milyon insan var şu an. Gittikçe duyuyor onlar. Efendim yani Allah aşkına abartmayın 105 milyon falan diye. Ya benim size yalan borcum mu var efendim? Benim arkamda 105 milyon ayrıca da... Buyurun. Nerede o? Düşmüş. Buyurun. 100 milyon. Bu şaka içinde özür dilerim. 105 milyon benim arkamda var. Ya böyle bir şey olabilir mi ama Nezaket Hanım ya? Ben... Olmaz. Ya sen susacaksın. Sen susacaksın ya. Adam çetene tutmuş ya. Çetene tutmuş adam. Tutarım canım. Allah Allah. Tutana mı kızacaksın, tutturana mı kızacaksın? Evet, misal. Fikri Bey cevap versin buna. Efendim, tutana mı, tutturana mı? Buyurun. Efendim, bakın özetleyecek olursak... Evet, Fikri Bey özetleyecek olursak dedi. Ankara'yı da çok fazla beklettim. İsmail Bey beni duyabiliyor musunuz? Mal gibi bakıyor. Evet. Mesut Bey. Tutana mı, tutturana mı? Efendim, ben nereden bilebilirim bunu yani sonuçta? İki insanın özel hayatını ben konuşmak istemiyorum. Ben bir bilim adamıyım. Ha maymundan geldik diyorsun, özel hayata giremiyor. Ya bunlara cevap ver. Ne maymun? Senin maymunla özel bir hayatın mı var? Cevap! Ona cevap ver. Kare Allah Allah. Şimdi biz bu mantıkla yola çıkacak olursak, bayramda ortak danaya girdiğimizde ortak özele mi girmiş oluyor? Ya biraz bilimsel olun ya. Mesut Bey cevap verin.
Yani efendim şimdi evlilik sevgi ve saygı çerçevesinde gelişen bir kurumdur. Yani kişilerin istekleri doğrultusunda... Bir dakika! Benim isteklerim ne olacak? Ben çalışan kadınım. Ev işimi yapayım. Çalışma işimi mi yapayım? İşimi mi yapayım? Ya bırak Allah'ı seversen. Sen ne? Hangi ev işi ya? Hangi ev işinden bahsediyorsun? Acaba Nezaket Hanım, Mesut Bey'e sorar mısınız? Burcu Hanım en son ne zaman ev işi yapmış? Ya sik... Mesut Bey. Ya yok artık ya. Ben nereden bileyim kardeşim? Ben nereden bileyim yani sizin ev işiniz ha? Evet, sen de işte bilmiyor konuşuyor. Evet, Nezaket Hanım, ben sizi gayet net duyuyorum. Mesut Bey, lütfen programa gelmeyiniz ve sorunuzu sorunuz. Ne? Yani ben programınızı mı geriyorum efendim? Yani ben bir bilim insanıyım efendim. İki tane doktoram var benim. Yani Fransa'da hocalık, Amsterdam'da kocalık yapmış bir insanım ben. Al işte, Amsterdam'da bu adam tüpedüz dış mihrak. Ne alakası var efendim? Ben bu işleri burada konuşmak istemiyorum. Siz de eğer anlaşamıyorsanız, yani boşanın, ayrılın. Ama benimle böyle konuşamazsınız. Sizi men ederim efendim. Ya bildi seni, men ederim ya. Bakın buradan kaç milyona açıklayacağım şu an kafamda değil. Bakın, geçen gün samimiyetle söylüyorum size, menemen yapacağım evde. Kendisine soruyorum, içine küp küp soğan doğrayayım mı dedim. Vay efendim, menemenin içine soğan konurmuş. Bak ya! Peki bey. Cevap! Efendim şimdi böyle bakacak olursak, menemen nedir? Evet, Fikri Bey soruyor. Menemen nedir Mesut Bey? Ya ben ne bileyim menemen nedir ya? Menemen bunun ne bileyim ben ya? Oho kardeşim, şimdi bu programda menemenin ne olduğunu ya cahillerle aynı platformda olacaksak, bu bilim programı lütfen. O zaman ben giderim. İsmail Bey, siz biliyor musunuz menemen nedir? Bu hala duymuyor zaten. Bu bilmiyor, anası hiç bilmiyor. Bak, zaten bu adamın derdi budur. Anam bunda kaldı deli, menemeni laf ediyor ya. Ben bak, lafıma lütfen konuşsam da bilimsel konuşmaya. Mesut Bey, ben sana şunu soruyorum. Size kaynananız, hiç sizin çamaşırlarınızı giydi mi? Buyurun. Ya ben evli değilim. Ya demin koşu yapma, giydi mi giymedim? Yahu giymedi hava. Bizim orada menemen biberle yapılır. Soğan koyan da var tabii. Yalnız İsmail Bey, bana asıl ses üstüne biliyor şu anda. Menemen evet, çok önemli. Arkadaşlarım Ankara'nın sesini alsınlar lütfen. Harika. Harika. Evet. Burcu Hanım. Evet. Donlar karıştı. Evet. Ne demek istediniz? Donlar karıştı, ne demek istiyorsun? Karışmıştır. Bazı şeyler karıştı. Kadın unuttu, gitti geldi, karıştırdı. Menemen gibi çırptı onu. Ya kardeşim, don dediğim bir kere karışır, iki kere karışır. Allah bak, inan olsun diyorum ki, ben buraya gelirken temiz çamaşır bulamadım diye kaynanamın paçalı donunu giydim. Buyurun. Bunun hesabını kim verecek? Mesut Bey, siz verebilir misiniz hesabını? Manyak mısınız lan siz? He? Manyak mısınız? Peki Bey, manyak mıyız? Evet, Fikri Bey diye tepki verdi. Evet, Hüseyin Bey. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Beyefendi benimle bu ağız dalaşına giremeyeceğini anladı benim gibi bilimsel birinin karşısında. Böyle antikotür hareketler, kendisi benim muhatabım değil. Ya kim kimle ağız dalaşına giriyor Nezaket Hanım? Yani çağırmışsınız buraya iki tane manyak. Sen? İki tane. Ya sen kime manyak diyorsun? Sen benim kocama nasıl... Sen benim kocama nasıl manyak değilsin ya? Bu ağzına kim vurdu senin ya? Mesut Bey, yalnız lütfen seviyeyi düşürmeyelim. Burada prestijli bir program yapmaya çalışıyoruz. Hangi seviyeyi düşürüyorum ben ya? Konudan tamamen saptık gitti ya. Takribi 10 dakika. Kısık ateşte. Kaynattığınız zaman kıvamı oturtursunuz. Evet. Başka sorunuz var mı? Evet. Konumuza dönecek olursak, yani Hüseyin Bey diyorsunuz ki küresel ısınma yok. Küresel ısınma mı? Ya ne zaman geldik o konuya biz ya? Ya tabii ki küresel ısınma falan yok. Bunlar yalan dolaşıyor, uydurma tamamen. Kutup ayısı lobisinin uydurmaları yani bunlar. Ya saçmalamayın. Buzullar böyle kesilip kırılıp düşüyor, eriyor. Ya kardeşim bak, 1912 senesinde bak, tarihsel gerçekliklerle, ben belgeyle konuşurum.
1912 senesinde de küresel ısınma vardı da Titanik çarpıp battığı o buzdağı da mı oradan geldi? Sen Titanik'in sonunu neden söylüyorsun? Ben izlemedim onu. Ya ben efendim pes ediyorum ben. Ben programınızı terk ediyorum. Yani böyle bir şey olamaz. 650 milyon yıllık profesörüm. Böyle maymun görmedim. Ki benim halam maymundur. Tabii bir tabii. Benim amcam da şempansedir. Evet. Ya ben de şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz? King Kong'la çay içmeye. İşte böyle abi. İşte böyle, bilimsel gerçekliklerin karşısında herkes böyle delirir. Ya benimle bir tartışma programında kim ben karşıma geçebilir zaten? Evet, son olarak Fikri Bey'e söz veriyoruz. Evet arkadaşlarım beni uyarıyor şu anda. Maalesef programımızın sonuna gelmişiz. Bu haftalıkta ben seni dinledim ben bu kadar. Haftaya yine çarpıcı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız efendim. Ankara'dan İsmail Bey'e de teşekkür ediyoruz. Ha Mesut Bey gitmeyin. Bak hay Allah gitti adam ya. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere Nezaket Hanım. Sağ olun. İyi günler. Bizim kızımız erkek arkadaşını babasıyla tanıştırıyor. Bakalım babasının buna tavrı ne oluyor? İzleyelim efendim, buyurun. Aşkım benim, bizi uyuttum bir taneciğim benim. Gel bak gel, burası bizim evimiz. Çok güzel. Aşkım ben şimdi doğru mu anladım? Babanla tanışacağız. Ondan sonra biz hemen birlikte baş başa tatile çıkacağız. Baban hiçbir şey demeyecek. Bunu bilecek, elleriyle bizi uğurlayacak. Doğru mu? Tamam mı? Doğru, aynen doğru. Bravo, vallahi doğru. Hatta duyunca o kadar çok sevindi ki dedi ki, siz beraber bir tatile gidin, birbirinizi çok daha iyi yakından tanıyın dedi duyunca. Nerenin babası lan? Ya aşkım bak anlıyorum sizi, alt yazılı dizi tadında hayat yaşıyorsunuz. Ama burası da Merter yani şimdi. Birbirimizi de çok kandırmayalım, ben biraz gerildim. Bir şey demesin bana bak. Bir tanem sakin ol bak, göreceksin babam dünyanın en tatlı adamıdır ya. Benim kız kardeşim tanıştırdı erkek arkadaşını. He. Balla börekliler ya, aralarından su sızmıyor, hiç merak etme sen. Gel bakayım bir öpüş ver bakayım. Geleyim ben. Bir canlı öpüş ver. Gelin, gelin. Kızım. Evet abla, bir tane de tersen, bir tane de ekmek. Bir tane de ne dedin? Bilal? Ne Bilal ya, ben kapıcıyım, kapıcı yani başladım. Ay Bilal saçmalama, böyle hareketlere ne gerek var? Delikanlı hoş geldin, nasılsın gel. Şevket ben, nasılsın? Merhabalar, ben de kızınızın dostuyum. Yani dostuyum derken öyle bir dost hayatı yaşamak falan, ağzını burnunu kırarım adamın, öyle şey mi olur? Öyle bir şey değil. Hani dostumu yedim bekliyorum gibi nezaket bir el at. Ya Bilal sakin ol. Babiş. Biliş senden çok korkuş. Ya hiç güleceğim yoktu ya. Ya de o Biliş ya. Biliş. Hiç gerilmene gerek yok ya. Ben oğlum kızımın başka erkeklerle görüşmesini engelleyecek kadar yoz bir adam değilim yavrum ya. Gel otur konuşalım rahatla gel. Gel. O zaman ben izninizle oturuyorum. Sen ayakta mıydın? Ya kusura bakma dayanamıyorum, şaka yapıyorum ben. Ya yapıyorum, iyi yapıyorum. Bir de bilen biliyor ya. Ya ayakta mıyım deyince. Ya peki tamam, tamam. Ne yapacaksınız şimdi anlatın bakalım. Nereye gidiyorsunuz, plan ne? Ya çocuklar çok heyecanlı ya. Ne güzel tatile çıkıyorsunuz ya. Evet çok heyecanlı babiş. Vallahi çok güzel bir apart otel ayarladı. Evet, böyle içinde tuvaleti, banyosu, mutfağı, yatağı, her şey içinde. Harika, harika. Kaç oda? Tek oda. Tek oda, tek yatak, siz bayağı beraber
benim kızımla. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Nezaket, sen ne konuşuyorsun ya? Bilip bilmeden iş yapıyorsun. Efendim, şimdi ben ufak tefek olduğum için küvete sığarım. Çok masraf olmasın, ben küvette yatayım diye düşündüm. Ya bu çok saf ya. Oğlum yine şaka yaptım lan. Oğlum ben dayanamıyorum, yapıyorum. Şaka yapıyorum ben ya. Baya baya yapıyorum ya. Babacım ya. Ya korkutma sevdiceğim, baksana. Bak bak, iki ton daha koyulaştı bak, fındık kurdu korkudan. Ay. Bana bak, hiç ben sana takılıyorum, öyle gerilme. Ben dünyanın en rahat adamlarından biriyim. Yani bildiğim ben Amerikan babası kıvamında genişim. O kadar geniş ki tır geçer oğlum ya. Allah Allah. İşte bir şey de demiyor ya. Abi. Ay. Allah Allah ya. Vallahi ben çok tırsmıştım sizle tanışmadan ama siz bayağı Sünger Bob gibi adamsınız ya. Böyle buraları... Poncik poncik. Bir şey de demiyor ha. Ya o kadar sevimli, bir o kadar da genişsiniz. Bak işte bu kadar. Ben de şaka yaparım ha. Rahatla oğlum, rahatla ya. Harika, tamam. Siz aynı anlaştığınıza, kaynaştığınıza göre ben hemen çıkayım, valiz hazırlayayım. Tamam mı Minna? Tamam, tamam Minna. Ay, denk getiremedim, böyle vuracaktım ya. Ya ben vallahi neler yaşadım ya. Çok tırstım biliyor musun? Senin bu kızın çok tatlı be Şevko. Şevko. Bana şey, ona da Minna'm diyorsun değil mi? Minna'm diyorum. Anlat bakayım, neler yapacaksınız tatilde, ne olacak işte? Anlat. İşte tatil, deniz, kum, güneş. Böyle takılacağız, aynı be Şevkiş. Şş, bana bak. Haliyle bir yakınlaşmalar da oluyor. Artık yani bir yakınlaşma olur tabii, niyetimiz o yönde. Bir kayalıklara gidilip gelinilir yani. Bir... Lan! Seni o kayalıklara gömerim lan! Sen kimin kızıyla hangi kayalıklara gidiyorsun lan? Şaka! Vallahi yine yiyordum biliyor musun? Şevk işte adamsın ya. Gelmiş de orada kimin kayalıkları diyor, kimin kızıyla diyor. Ve gülmüyor. Eğer o kayalıklara oturursan taş çeker Bilal. Senin ağzına gözüne taş çeker oğlum. Anladın mı beni? O tatile çıkarsan var ya. Ay, senin o iskeletini söker, anahtarlık yaparım. Ay, amcacığım, öyle bir şey olursa ben kendi ellerimle kendimi öldürürüm. Öyle şey mi olur ya? Öyle bir şey yok. Ben çok temiz niyetlerli, yani hiç el sürme falan bir şey yok. Bak, kızımı üzmeyeyim diye ses çıkartmıyorum ama benim asabımı bozma, anladın mı? Tamam. O tatile çıkılmayacak. Tamam. O kadar. Tamam. Yoksa seni bak böyle bak bak. Ay. Bak, bak böyle bak, yün döver gibi, anladın mı? Bak 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 bak. Ay. Bak, bak, of of of. Patlatacağım bu yastığı, bak bak. Böyle bak. Ay. İşte her sabah Merter'de böyle beyzbol oynarız biz. Ben kaç gün kalacağımızı bilemedim. Sana sormaya geldim. Ona göre valiz yapacağım. Kalma yok ne kalması. Ne konuşuyorsun sen be? Gidip geleceğiz. Günübirlik bir şey. Nasıl yani? Bodrum'a günübirlik. Ha. Hava çok bozacakmış. Öyle diyorlar. Ondan sonra... Yağmur falan yağacakmış, kasırga falan çıkacakmış, ona göre yani. Ben de ne yapayım? Gidip geleceğiz mecburen. Ay ne olacak canım? Yağarsa yağsın yağmur. Bizim apartımız var. Önemli olan beraber olmak. Tabii canım, hem öyle daha romantik olmaz mı? Yakarsınız mumları böyle baş başa, oh mis! Nasıl? Baş mı başa? Tabii canım, tabii ne bileyim ya. Ya ben de çok özendim size. Keşke ben de gelsem ama... Şimdi siz böyle bir... Baş başa kalmak istersiniz değil mi? Ulan seni gidi seni 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 ya. Ya sen nerenin manyağısın amca ya? Baba sen ben yokken yine şaka mı yaptın? Evet yaptım. Yine şaka yaptım ya. Yapıyorum ya, dayanamıyorum, şaka yapıyorum. Duyan duysun beni ya. Ha. O şeyler falan. Ya. Ya. Ya şaka mıydı o ya? Ya. Allah. Ya Allah belanı vermesin Şevkiş ya. Ulan çok korktum be. Ya tamam o zaman. Git 8 tane bavul yap. 2 hafta kalırız. Ben Şevki'nin kızını kayalıklara götürüyorum ya. Ay Şevko, Şevk gittin ya. Şevkollim benim ya. Ya ben 3 tane valize bak geliyorum. Ya ne korkuttun beni. İtsin lan sen. İtsin lan sen. Manyak herif. Şevket abi merhaba. Bizi çağırtmışsın.
Dövülecek bir lavuk varmış abi. Ver. Buyurun çocuklar, buyurun. Kendisi burada. Ver. Kendisi burada. Ver şimdi. Hareketlere bak. Bir de organize şaka düzenlemişler. Kimsiniz lan siz? Ha? Kimsiniz lan siz? Bu bıyıklar takma değil mi? Değil. Ve kızıyor. Abi, tatilci arkadaş bu mu? Kendisi çocuklar, ta kendisi. Çuvala gerek yokmuş abi. Bu pazar poşetine bile sığarmış. Abi, bu arkadaşın tam ekran abi bu mu ya? Abi, taksimetre açıyoruz. Kısa mesafe gidemeyiz. Kısa keselim mi abi? Tadını da bırakmak lazım Fikri kardeş. Bak şimdi ben yine sinirlendim, moralim bozuldu. Ha? Ben şu küçüğü şurada döveyim de ağzını burnunu kılayım mı? Dur. Acır acır, deli misin? İnsana vurulur mu? Manyak mısınız siz ya? Tamam gençler, tamam. Otur sen şuraya. Siz de dışarıda bekleyin. Sanıyorum delikanlı bu tatil hayalinden vazgeçmiş olsa gerek. Eyvallah abi. Bilal! Hazırım. Çok güzel bir tatil olacak. Sen hazır değil misin Bilal'cığım? Hadi sen de şeye... Hiç hazır değilim. Hayatım, biz tatile benim arabam bozuldu. Benim arabam bozuldu. Şimdi bir de tatil zamanı, uçaklarda yer mer bulamayız. Biz o tatili ertelesek mi ya? Ama ben o kadar hazırlandım. Ya çocuklar, Allah aşkına saçmalamayın. Benim arabayı alın ya. Ya sen ne diyorsun amca? O zaman ben yol için bir şeyler hazırlayayım, hemen geliyorum. Dur nezaket, gitme. Ne çok gittin geldin. Adam burada bir şeyler oluyor sonra. Ya amcacığım, sen kız babası kılığına girmiş Azrail misin ya? Sen niye yapıyorsun bunu bana? Bak gülüm. Kızım üzülmesin diye sesimi çıkarmıyorum ama. Hiçbir adam benim kızlarımla evlenmeden tatile çıkamaz. Anladın mı beni? Hiç kimse, anladın mı lan? Anladın mı sen? Bittin oğlum sen. Bittin lan. Bittin sen. Ya tamam ya amca, niye sen böyle yapıyorsun? Ben ne yapsam hata zaten ya. Bana aşkım, bırak artık bahçedeki çiçekleri. Gel buraya. Ay babacığım, nasılsın? İyiyim, iyiyim kızım. Sen nasılsın? Hoş geldin. Bak, ablanın arkadaşı Bilal'le konuşuyorduk biz de. Merhaba. Tamam. Değiyorum ama kusura bakmayın sadece. Ya oğlum saçmalama. Sevgilin İbrahim nerede? Aman bahçedeki çiçeklere daldı, gelmiyor ya. Bu arada ablam nerede? Dur benim acil. Hadi oğlum, hazırlanıyor hadi. Bir dakika, bir dakika. Onun sevgilisi mi var? Onun sevgilisi oluyor, ben niye sevgili olamıyorum? He? O adama niye bir şey yapmıyorsun? Nasıl bir eleman ki o? Ay çiçekler mis gibi açmış. Neyse olmuş çiçekler babacığım. Şekil babacığım, çok özledim, öpeyim. Bu bayağı etkisiz elemanmış ya. Nasılsınız? İyiyim evladım, sen nasılsın? Çok iyiyim ama kuzunuzu küsüm. Ne oldu? Size beni getirmiyor, ben size özlüyorum ama getirmiyor beni. Ama onu da kızamıyorum çünkü alışverişe çıktık. Bana çiçekler aldı, kıyıyor güzel çiçekler. Hocam bakar mısın? Şekil baba, bak kelebek oldum. Bakar mısın ne güzel kelebek oldum? Aa, merhabalar. Ben İbrahim. Ben de Bilal. Çok memnun oldum Bilal. Bilal. Çok memnun oldum. Harika bir isim var. Ben içeri gideyim. Biraz açtık. Ne sapladın adamın boynuna? Östrojen. Östrojen mi? Kadınlık hormonu. Niye ya? O tatili seçti Bilal. Ben de onu östrojen manyağı yaptım. Kadınlarla olan ilişkisini bitirdim. Şimdi... Seninle bir seçim yapman gerekiyor Bilal. Tatil mi? Özgürlük mü? Tatil ulan! Tatil be! Ya sizin gibi adamlar yüzünden insanlar birbirini tanımadan evleniyor. Sonra da boşanıyorlar. Yeter ya! Delikanlı adamım ben. Delikanlıyım. Tatil diyorum, hadi bakalım. Aa, lazer işi. Bu hani filmlerde sniperların falan oluyor. Lan! Lan yapmayın! İndirin çocuğu. Durun, durun lütfen amcacığım, lütfen duyun, lütfen Allah'ın hiç severseniz. Ben bir daha nezaketin yanına bile yaklaşmayacağım. Çok seviyorum sizi, lütfen yapmayın öyle bir şey, öldürmeyin beni lütfen. Ay, hazırım, artık gidebiliriz. Yaklaşma bana. Nezaket, bizden olmaz, anladın mı?
Ben seni kötü emellerime alet edecektim. Allah'tan şey oldu, aklım başıma geldi. Lütfen benden uzak dur, lütfen benden uzak dur. Bir daha beni arayıp sorma. Gidiyorum ben, bırakın beni ya. Bilal, ay Bilal nereye? Ya, ay bütün erkekler niye böyle baba ya? Kızım ben de anlamadım ya. Ben bu çocuğu çok sevmiştim. Niye böyle yapıyor bunlar ya? Benim de kalbimi çok kırdı kızım ya. Benim asabım bozulduğu için gideceğim ve gezeceğim. Ya hadi git, gez dolaş, bir alışveriş yap yavrum. Ay, ay. Oh be. Bir kahve içtim, kendime geldim babacığım ya. Sizinle bir şey konuşmam gerekiyor. Şimdi biz direkt de konuştuk, bir karar verdik. Biz beraber yaşayalım diyoruz. Ayrı bir eve çıkalım, takılalım edelim. Hani birbirimizi daha iyi tanırız falan. Hani size de bir soralım dedik öylesine. Tabii siz ne dersiniz bilmiyorum ama. İbrahim. Efendim? Bak, kelebek. Hani nerede? Nerede kelebek hani? Hani bak ki, ay gördüm. Ay çok şeker bir kelebek. Gel seni seveceğim birazcık. Gel buraya. Kelebek, bir iki lira gelsene buraya. Ben senin ayrı eve çıkacağım. Gelsene, gel. Ben yıllarca o lafı yanlış anlamışım. Damadını dövmeyen dizini dövermiş. Efendim daha önce de söylediğimiz gibi hep siz bizi seyrediyorsunuz. Biz de sizi bu sahnede seyretmek istiyoruz. Eş dostla, akrabalarla, aileyle veya tiyatrocu arkadaşlarınızla, kimle olursa olsun veya kendiniz tek başınıza yazıyorsunuz. İstediğiniz yerde çekiyorsunuz skeçlerinizi, bize yolluyorsunuz. O da şöyle oluyor, YouTube veya Vimeo'ya yüklüyorsunuz. Linklerini bizim Facebook veya Twitter hesaplarımıza atıyorsunuz. Çıkıyorsunuz bu sahnede, bize oynuyorsunuz efendim skeçlerinizi. Böylelikle sahneyi paylaşmış oluyoruz. Biz bekliyoruz efendim videoları ve sıradaki skeçimize geçiyoruz. Hiç hak etmediği halde, hiçbir suçu günahı yokken başı belaya giren var mı? Peki ergenlikte başı belaya girmiş olan var mı? Şurada bir arkadaş var. Merhaba. Merhaba, ben Berk. Ben hala ergenlikteyim de. Merhaba, ben Berk. Hala ergenlikteyim diyor. Evet. Bütün sıkıntılarını yaşıyor musun hala? Ya benim, evet yaşıyorum da. Ne sıkıntıları oluyor ergenliği? Ya sıkıntı biraz karşı cinse fazla ilgi oluyor. Karşı cinsi tanıyorsun. Evet. Hoşlanmalar oluyor. Evet, platonik. Her şey oluyor. Her şey oluyor derken ya benim bu saydıklarım. Ya işte şimdi benim sıkıntımı anlatayım. Buyurun dinliyoruz. Ya bizim bir tane şimdi arkadaş vardı. Onunla geziyorduk. Bir tane kız vardı bizim okulda. Ama vardı kız... derken korkutuyorsun beni. Hala var olduklarını düşünmek evet, istiyorum. Evet, hala duruyor. Ya, kız da çok güzel yani, 10 numara filan. 10 numara, adı ne? Adını söylemeyeyim, okula gideceğim daha çünkü. Yani. Canım, çok belirgin bir isim mi? Yok yok, tuhaf bir ismi var. O kadar merak ettim ki. Neyse, biz şimdi bir arkadaşla yürüyorduk. Bizim arkadaş da o kıza sulanıyordu. Arkadaş kim? Arkadaşın adını söyle. Onun lakabını söyleyeyim ben. Söyle. Robot. Değil, nereden almış o lakabı? Ya onun biraz el ayağı tuhaf hareketleri var. Evet. Neyse işte kıza filan bir şeyler yaptı. Yani yaptı dedim. Ne gibi? Ya konuşmaya filan çalıştı. Ha. Bir tane sevgilisi gelmiş kızın. Biz de şimdi iki kişiyiz ya, tek olduğu için ona biraz hareket filan yaptık. Ne hareket yaptın? Ya ne işin var filan işte, öyle hareketler yaptık. Ha. Ondan sonra neyse, çocuk gitti böyle sinirli işte arkadaşlarını filan çağıracağım diye. İşte ayrıldık filan, öpüştük. Ya... Yok, yanaktan yani. Kızla arkadaşsınız yani. Evet. İşte vedalaştık, ben eve doğru tek başıma yürüyordum. Robota ne oldu? O gitti eve, o da ayrıldı gitti. Ben eve doğru gitmeye başlarken işte bu arkadaşlar toplamış. İşte 4-5 kişi beni sıkıştırdılar. Dövdüler. Ama hak etmiş misin biraz acaba? Ya hak ettim de tek kalsaydı keşke. Siz benim. Ama iki kişi ona şeye dayılanmışsınız. Ha, o da doğru. O da doğru. Şş,
Şimdi durumlar ne şu anda? Ya ben robotla hala görüşüyorum. Okul devam ediyor. Ediyor, ediyor. Kız ne yapıyor? Ne yapsın? Kızın lakabı ne? Onu yok, o lakabı yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Efendim bizim ergenlerimiz var. Bakalım onların başı nasıl belaya girmiş, izleyelim. Buyur. Anne! Anne! Akşam eve geç geleceğim ben. Etüde kaldım anne ya. Yarış atı gibi çalıştırıyorlar zaten. İki şık arasında geçiyor bütün ömrüm. Ama ablacığım, sen şu an beni çok tutuyorsun bak. Dersteyim ben diyorum. Hoca ders anlatıyor, ben kaçırıyorum. Hocam rica etsem demin çözdüğün soruyu tekrar çözer misiniz? Nasıl? Hoca derste telefona izin mi veriyor? Hadi kapattım ablamı, hadi kapattım. Ya tamam anne ya. Tamam. Oğlum inanamıyorum lan. Ben ergenliğe ilk girdiğim günden beri bugünü bekliyorum ya. İlk sivilcemin tomurcuk verdiği günden beri bugünü bekliyorum. Resmen müzik holdeyiz ya. Tabii geleceğiz lan. 18 olduk biz, boru mu? Da bu tip mekanlarda hesap boru gibi geliyormuş. Sonra bize döşemesinler. Döşesinler kanka bırak ya. Ben öderim ya. Neymiş? Oğlum erkek dizisinde okumaktan libidom düğüm düğüm olmuş ya. Doğru söylüyorsun. Bak bizim Burak var ya. Yalnız o geçen buraya gelmiş. Çok da memnun kalmamış. Öyle çok da bir numarası yok yani. Ümitlenmeyin dedi. Ya bırak Burak'ı ya. Anadolu Lisesi'nde okuyor oğlum. Onların okulunun kantini var ya. İzdivaç programı gibi. Bizim kantin şantiye gibi oğlum. Şantiye yemekhanesi gibi. Evet ya, o Burak çok şanslı lan. Çok kral yerde yapıyor ergenliği. Asıl ergenliği biz yapıyoruz oğlum. Evet gençler, oturmadan bir kimlik alayım. Zira lise kokusu 100 metreden geliyor. Parfüm olarak çakma parfüm kullanmışsınız. Çamaşır olarak da akşama bir şeyler yaşarız diye. Tazmanya canavarlı baksır. %100 koton, itici. Ne alakası var ya? %90 koton bir kere. Delikanlı, sen burada yenisin herhalde, bizi tanımadığına göre. Yo. Abi tamam, biz yeniyiz. Ne tarafa geçelim? Geçin bakalım. Ne vereyim? Şimdi abicim, dönüşte akbili ben kullanacağım için çok içmeyeyim. Bir ılık süt alayım, içine de tarçın. Süt mü? Oğlum manyak mısın? Dövdüreceksin mi bizi ya? Aslan sütü, aslan sütü. Aslan sütü mü? Çok iddialı lan aslan sütü. Hesap diyorum, boru diyorum. Ben varsa bir kedi sütü alayım abi. Minik bir fisicik sütü olabilir, teşekkür ederim. Lan resmen içim kalktı ya. Neyse ben kafama göre bir şeyler getiriyorum. Zaten birazdan da program başlar. Oo, program başlayacak oğlum lan. Aşık oldum ben ya. Oğlum var ya, kız çok güzel diyorlar. Çok da sempatikmiş şarkı söyleyen ya. Kanka gel gel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim için kişilikten ziyade dişilik önemli. Benim için dişi olsun yeter yani. İbrahim azı dişi mi olsun, süt dişi mi olsun? Biraz seçici ol oğlum. Ulan şu sahneye Chucky'nin gelini çıksın, ona bile yazarım bak. O kadar kötü durumdayım bak, o kadar. Güllerim var, taze taze güllerim var be. Al bir gül, zede gül. Güzel abi be. Alasın abi be bir gül, topkursu abi. Oha, ben bunun neyine gül alayım ya? Niye be? Hak etmiyor mu oğlancık? Evet İsmail, aşk olsun. Kaç yıllık sıra arkadaşının. Bir güne bir gün elinde gülle geldin mi acaba yanıma? Ne olur alsan? Oğlum manyak mısın? Ne yapacaksın ki gülü? Niye? Reçel yapar. Dikeni de katladı. Gülü solunca seni ölünceye kadar sever be. Püf, kalpsiz ya. Aman abla bırak Allah aşkına, almaz. Hep İbo uç ver. İbo borç ver. Acanım. İbo kopya ver. Acanım. İbo boy ver. Hep İbo versin. Ah. Sen bir gün gül verme. Alacağın olsun. Ay. İbo senin hormonlarının ayarı değişti. Bak ben sana söyleyeyim. İstemiyoruz abla gülmün. Canım o zaman bir fal bakayım. R2 enerji sinerji vereyim. Harry Potter gibi dilini burnundan çıkarayım. Ay evet bir fal baksın parası uygunsa ya. Kısmetini görür belki. İbrahim bu tiple ne kısmeti ya? Sana çıksa pehlivan kısmeti çıkar oğlum. Ya istemiyoruz, dükkanın önünü kapatma ya. Biz burada program izleyeceğiz. Çekil kadın, çekil. Bismillahirrahmanirrahim. Madem de sen benim ekmeği veren oynadın, ben de sana bir büyü yapayım. Bir lanet okuyayım. Bir lanet davlon dediğimde sen gör.
İnşallah da tehlikeli sokağa çıktığın gün eski çıktığını görürsün. Allah korusun. İnşallah da korumazsın. Maşallah da korumazsın. İnşallah ucuz delik çorapla misafirliğe gidip de rezil olursunuz. İnşallah bu gece bütün belalar sizi bulur. İnşallah. İnşallah. İnşallah çıkamazsın oradan. İnşallah. İnşallah. Gel buraya, gel. Gel buraya. Kızım niye kolluya kolluya çıkıyorsun? Bir güzel bir ortam yarattın, büyülü bir ortam. Direkt çık. Öyle arkası mi? Çekiyor onu, arkası çekiyor. Evet, evet. Ay, o ne? Elleme de öyle, elleme. Ben oraya gidiyorum. Evet, şu bedduayı bir daha alalım. Evet. Ama ilk başlangıcında daha çok sinirlen. Bak, İsmail'e bakıyorum. İsmail benim için ölçü. İsmail'in tırsması lazım ki çok zor değil. Evet. Dükkanın önünü kapatma ya. Program izleyeceğiz biz. Git, 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 git. Madem de sen benim ekmeğimle oynadın, o zaman ben de bir büyü yapayım. Bir lanet okuyayım. Da sen gör. Bir de sesini göster doktora. İnşallah. Ama ya. Gırgırlar diyor, o da hala tıt 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 yapıyor. Karıştı burası. Bak, devamlı böyle konuşman gerekmiyor. Coştuğu yerde cümlenin o sese geç. Tehditkar bir ses olsun, müzikten de yüksek olsun. Git! 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 Ya demin de sen benim ekmeğimle oynadın. Ben de sana bir büyü yapacağım. Bir bela dallont edeyim. Bir lanet okuyayım da gör. İnşallah da tehlikeli bakkala gittiği gün eski çıktığının an karşılaşırsın. Allah korusun! İnşallah da korumazsın. Maşallah da korumazsın. İnşallah ucuz delik çorapla misafirliğe gidene rezil olursunuz. İnşallah bu gece bütün belalar sizi bulsun. İnşallah. İnşallah. Kendimden çok emin çıkıyorum. Oğlum ben kendinden bu kadar emin bir insan görmedim ya. Bu ne pis bir şeymiş, ne garip bir hayal dünyası varmış. Bir tanecik gül için gül gibi gençliğimizi yaktın. Mutlu musun? Oğlum manyaklaşma lan, gecemizi mahvedeceksin ya. Ha bak, yemekler geldi. Masayı donatıyorlar. Bak çok güzel donatıyorlar. Oğlum çok pis donatıyorlar lan. Oğlum fena donatıyorlar. Afiyet olsun gençler. Başka bir isteğiniz yoksa ben geçeyim içeriye. Hesabı yazayım çünkü anca dolar. Kadının bedduası tutmaya başladı abi. Rusya doğalgaz boru hattı gibi döşecek mi hesabı bize? İbrahim saçmalama. Bak senin IQ'n sürekli rapçi pantolonu gibi düşüp duruyor. Allah'ını seversen uğraştırma beni kendinle. Şimdi karşınızda Kadere Bak müzikolün billur sesi Burcu Yerler. Abi! Abi aşık oldum, yemin ederim aşık oldum ya! Bu kadını gör, öyle aşık olma, manyak otur. Doğru. Şimdi arkadaşlar bir kusur işlemiş, onu biraz alçak yapmışlar. Kestik, evet. Kestik, yeme. Sen de yeme hakikaten ya. Sen rejimde değil miydin? Niye yiyorsun? Sebze yok. Yeme oğlum, beraber yemek yemedik. Ya hesap nasıl olsa girmiş, yiyeyim dedim. Burcu. Evet. Şimdi arkadaşlar bir hata yapmış. Onu... Kimse hata yapmadı, her şey tam. O şey ya, biraz alçak ya. Evet. Bize onu hissettirme. Ha. Yani girişi güzel, öyle değil ama öyle değil. Yani gir ama orayı böyle öyle bir sihirli geç ki biz onu hissetmeyelim yani. Tamam. Tamam. Bir daha alabilir miyiz anonsu? Şimdi karşınızda Kadere Bak müzikolün billur sesi Burcu Yerler. Ne yapıyorsun kızım? Ayakkabısını düzeltir gibi girdi girdi. Ama belirt bunu girerken. Tamam. Tamam, gidiyor.
Ama yine de giriş görkemli olsun yani. Görkemli. Ah, müşteriler gelmiş. Teyze. Ses böyle. Sesi kaçırdım. Ne yapacağız? Bir daha yapalım. Hem belki daha değişik bir figür eklersin buna. İsmail geç oldu, hadi gidelim. Şimdi karşınızda Kadere Bak müzikolün Dillur Sesi Burcu Yerler. Galiba Hobbit. Ay benim müşterilerim gelmiş. Tey. Bebeklerim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İki tane bebeğim gelmiş. Başka da yok. Sakın bir yere ayrılmayın. Hemen anlarım gittiğinizi. Ha. Evet. Bu şarkım bütün eski çocuklarınıza gelsin. Yolla gelsin. Dakika, ufak bir su döküp geliyorum anne. Çok iyi bir şarkıydı ya. Beni bana anlattı ya. O kadar çok şey buldum ki şarkıda kendimden. Oğlum ben hayatımda böyle su döken kız görmedim lan. Aşık oldum, çok fena aşık oldum ben ya. Şey, affedersiniz, isminiz çok güzel de anlamı ne? Burcu Yerler. Burada senin gibi bal suratlı çocukları epeyin üstüne sürer de yerler şeker. Benim adım da İsmail. Küçük sevgili demek. Aynı zamanda cennetten düşen ilk küp şeker. Kıtlama yerim seni. Aşık mı oldun sen bana? Aşık mı oldun sen bana? Yarım seni! Paçalarım seni! Evet ablacığım, çok güzel. İsmail, bak böyle tiplere bulaşma. Bunların belası vardır. Tamam mı? Hiç! Ulan, Nuri ile vuruyor. Ulan siz benim mekanımı, benim hatunuma mı yürüyorsunuz lan? Allah belalını verdi İsmail, al. Ulan sen kimsin lan? He? Hangimiz kimiz ki aslında? Biri dediğin kim ki? İnsan ne zaman biri olur? Hem kim olduğunun ne önemi var ki sen biri olmadığın müddetçe? İbrahim ne olur yardım et. Bence çok iyiydi. La deyin bakayım bağa. Siz benim hatunuma mı yazıyorsunuz lan? He? Benim burcuma mı yazıyorsunuz? Yazmıyorum ya. Okuyorum ben ya, okuyorum. Abi, senin burcuna yazsa Rezan Kiraz yazar. Tahmin ediyorum Koç burcusunuz. Hırçın ama sempatik. İçine kapanık ama coşkulu. Ulan sizi uçak moduna alı öyle döverim oğlum. Sizin sesinizi kisilene kadar döverim ulan. Gülçük adına beduası tuttu. Adam meze tabağı hazırlar gibi dayak tabağı hazırlıyor bize. Oh. Ama Messi ya, sen işinle özel hayatını birbirine karıştırıyorsun annem. Ne var, kaç yılda bir geliyorlar buraya, iki bahşiş verecekler, versinler gitsinler. Evet abim, evet benim güzel abim. Biz ablaya bahşiş verecektik, ben... o yüzden gelmiştik yanına, o yüzden ay, şey yapmıştık. Ay oldu canım, oldu annem, öptüm say, gömdüm, bay. Ne yapmış? E o zaman biz hesabı isteyelim, gidelim artık ha. Siz bittiniz lan, bittiniz. Hesap? Ne, tamam, hesap, şefim hesap. Hadi biz gidelim artık, şefim hesap. Alalım. Arkadaş mı ödeyecek? Beyler, bahşiş bol tutalım. Ne
Ama abi Türk lirasından 6-0 atıldı be ya! Yalnız ben Haydar'dan 2 tane yedim, 1 yazılmış buraya. Hak geçmesin. Ula siz benim mekanıma hesaba lolo mu yapıyorsunuz lan? Hayır abi, niye yapalım? Siz aslında aldığınız paranın hepsini çok güzel hak ediyorsunuz. Anlaşılan bu hesap ödenmeyecek. Ben içeride işkence aletlerini hazırlıyorum. Haydi tamam. Abim bu mekandan tek parça halinde çıkmamız için bir yolu varsa ne olur söyle ha? Yok, ben size dalacağım. Yayılma ayağın titreyi bak. Ula sizi böyle asacağım tavana, önce etlerinizi ayıracağım, sonra sinirlerinizi, sonra böyle pamuk gibi olacaksınız. Ağızda dağılacaksınız yavrum. Eşin Allah! Mesut! İlahi illallah, kelime-i şehadette böyle getirilir uşakla. Karıcığım, seni buraya niye şun var? Ben sağ kaç kere demedim mi bu işler bırakacaksın diye? Sen Allah bilir bizi o Burcu karısıyla da fingirdeşirsindir. Kim? Ben? Öyle bir şey olabilir mi ya? Baktım kapıdan o iki delikanlı geldi. Kötü yola düşmesinler diye onlara söyleyordum da işte. Işak'la ben bittim. Yardım edin bana. İbrahim, hayatta en iyi yaptığımız gizli gücümüzü kullanma zamanımız geldi. Neydi abi o? İspiyonlama! Abla, bu var ya, bizi dövmek istedi abla. Bir de Burcu diye bir kadın var, onun peşinden gidiyor. Bunlar fingir diyorlar abla. Ya! Abla, bunlar şey yapıyor. Bu dedi ki, Burcu'nun dedi, yanında dedi, sinek dedi, erkek olsun dedi, onu bile döverim dedi, onu bile vururum dedi. Ne zaman dedim? Mesut, bittin sen yavrucuğum. Ha sen gel böyle, ben sana göstereceğim evde. Sinevi nedir, sinek nedir? Yürü. Karıcığım, vallahi yürü. Ben bir şey yapmadım yürü. Ya, benim bir suçum yok ya. Oh be! Abi, hormonlar her yaşta başa bela, ben söyleyeyim sana. Evet kardeşim, evet doğru söylüyorsun. Ben sana daha önce de söyledim. Ergenlik bitmiyor ki. Ergenlik hep yavrum. Ergenlik ömür boyu. Hadi gidelim. Hop, gençler nereye? Bizim dayağımız meşhur. Yemeden mi gideceksiniz? Bitmiyor yani. Çilemiz bitmiyor. Başlara nasıl olsun? Yerli, yabancı. Allah'ım, genç yaşta ergen kaldım, yaşlandım, bittim. Arkadaşlar, daha güzel, daha iyi bir dayak için hazır mıyız? Hazırız. İbrahim! Abla! Yonca Evcimik! Garson! İbrahim! İbrahim! Garson! İsmail! Abla! Yonca Evcimik! İsmail! Tamam, buna girmeyeceğiz, hayır buna girmeyeceğiz. Abla, senin ne işin var burada? Ya İbrahim! Yani ekmek içi kadar aklından beni kandırabileceğini mi zannettin? Ha? O küçücük beyninden. Ben yıllarca liseliğe oynadım ya. Ezbere biliyorum bu numaraları. Çılgın bir diş. Çılgın bir diş. Çılgın bir diş oynadı yıllarca. Abla bunlar bizi öldürecekler. Allah'ını seversen kurtar bizi ya. Sen kimin kardeşini öldürüyorsun be? Size diyor lan. Kimin kardeşini öldürüyorsunuz oğlum siz? Lan! Yuh be. Abla var ol ablam bir tanesi. Ya siz de bırakın bu saçma sapan işleri artık hadi. Ya nereye bırakıyoruz? İçimizdeki enerji patlaması güneş patlamalarından daha fazla ben. O içinizdeki enerjiyi aslında öyle güzel boşaltabiliriz ki. Evet. Ne bakıyorsun lan? Çok güzel. Enerjiyi boşaltmanın en güzel yolu dans etmek. Bak en güzeli ben şarkı söyleyeyim. Siz de dans edin. Bak o enerji nasıl güldür boşalıyor. Hadi müzik.
Son zamanlarda bir ayrılık yaşamış olan var mı? Var, şurada bir beyefendi var. Volkan ben, merhabalar. Merhaba Volkan Bey. En yakın arkadaşım ayrıldı. Yani başka bir yere tayini çıktı. Evet, siz de ondan ayrılmış oldunuz. Evet, biraz üzüldüm yani. Hem memleketine yakın bir yere gitti. Hem nişanlısına yakın bir yere. Nereye ora? Elazığ'a gitti. Yani şeyde Beyazıt Çemberitaş tarafında daha iyiydik yani. Hem öğlen beraber yemekleri yiyorduk. İşte ailesi, ailesi, nişanlısı falan oradaymış. Sizle öğle yemeği yiyip ne yapsın adam devamlı? Değil mi? Yani ama size iyi bir arkadaşlık etmiş, belli iyi dostluk etmiş. Tabii tabii. Yani sabah kahvaltı yaptın mı diye arıyordu. Şubede yok mu başka? Efendim? Sabahları arıyordu kahvaltı yaptın mı diye. Mesela evet. Eşim bazen hazırlayamıyordu kahvaltıyı. Var mıydı hoş yerler Beyazıt'ta kahvaltı edecek? Beyazıt'ta vardı. Aksaray'dan mesela poğaça alıp beraber geçiyorduk. Aksaray'dan poğaça alıyordunuz veya Beyazıt'ta kahvaltı. Tramvayla beraber mesela. Benim düşündüğümden daha ağır bir ayrılık olmuş. Peki başka ne gibi şeyler yapıyordunuz? Hafta sonları görüşüyor muydunuz? Hafta sonu daha ziyade arama diyordum yani eşimle ben zaman geçtim. Şimdi eşim de yalnız olacak. Efendim? Çıkınca diyecek yani sen anlatmadın bunları diyecek. Şimdi bu anlattıklarınıza yanlış anlaşılmayacak bir şey yok. Tabii. Siz peki gidip görmeyi düşünüyor musunuz onu ya da o gelecek? Tabii düğününde mutlaka gideceğiz. Ne ya, yani ne olursa ne yapalım olsun. O da sevmiş gönül. Yani artık. Peki şimdi şubede yine böyle yakın arkadaş olacak başka birileri var mı iyi? Tabii tabii tüm şubeyle aram iyi yani sıkıntı yok. Yani şeyle. Onlardan yok mu mesela kahvaltı ettin mi iyi geceler filan yazanlar? Yok kimseyle o konuda o kadar. Kim yani. Mesela o beyefendinin adı ne sizin arkadaşınızın? Arif benim yani Malatyalı. Kim? Arkadaşımız Arif. Malatyalı Arif. Evet Malatyalı Arif. Şimdi mesela Arif'in yerine koyabileceğiniz şubede aynı benzer özellikler taşıyan kim var? Can diye bir arkadaş var. Evet. Yani biri gidiyor biri geliyor soru yok. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Bir şey yok yani biz Arif'ten geldik buralara kadar uzadı mı hikmet. İşte ne oluyor konu laf lafı açıyor. Buradan da selam söyleyeyim izninizle. Söyleyin şu kameraya efendim. Tamam oraya. Arif kardeşim bir ay oldu yerini dolduramıyoruz. Bana bak şimdi. Yeter bu kadar yani. Evet her şeyi verdi bu be. Teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. İş ortaklığı ayrılması nasıl oluyormuş? Bu ayrılma biraz sancılı olursa, yargıya intikal ederse nasıl oluyormuş? İzleyelim efendim, buyurun. Sayın Yargıcım günaydın. Yine maşallah bugün güneş gibi parıl parıl parlıyorsunuz. Yani insanın sizi görünce önce bir kendi etrafında, sonra da şöyle bir sizin etrafınızda dönesi geliyor vallahi ya. Mübaşir, yalakalık istemez. Burası uluslararası bir mahkeme. Ciddiyet lütfen. Haklısınız sayın yargıcım. Allah da benim cezamı versin. Ama iyi halden de salıversin. Tutmayayım şaka, özür dilerim. Şimdi sayın yargıcım, dışarıda iki tane devlet başkanı var. Bunlar zamanında müttefik mi ne olmuşlar? Şimdi de böyle ayrılmak istiyorlarmış. İzin verirseniz çağıracağım. Bu ülkelerin birleşmesinin ve ayrılmasının uluslararası mahkemeye taşınması çok iyi oldu Mübaşir. Bundan sonra böyle her istediklerinde kafalarına göre davranamayacaklar. Çağır gelsinler. Haklısınız, hemen çağırıyorum. Sıkarsa devletinin başkanı Şevket Sıkarsa. Kolaysa devletinin başkanı Bilal Kolaysa. Mahkeme salonu lütfen. Sanıklar sizin, kolay gelsin. Sağ ol Adeyciğim. Evet, hoş geldiniz. Öncelikle mahkememiz huzurunda doğruları, yalnızca doğruları söyleyeceğinize yemin edebilir misiniz? Tanrı şahidimdir ki sadece doğruları söyleyeceğim sayın yargıç. Allah belamı versin ki sadece doğruları söyleyeceğim sayın yargıç. Güzel, memnun oldum.
uluslararası mahkemeye başvurarak devam etmekte olan müttefikliğinizi iptal etme kararı almışsınız. Hı hı. Doğru mudur? Doğrudur Sayın Yargıç. Müttefikim Bilal Bey ile bugünün gelişen globalleşme sürecinde müttefikliğimize daha fazla devam edemeyeceğimize kanaat getirdik. Siz ne diyorsunuz Bilal Bey? Şevket Bey'e katılıyorum. Çünkü son dönem konjüktüre baktığımızda iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler derin yaralar aldı. Efendim, uluslararası platformda dostluğumuz bakidir. Ancak müttefik olmamamız, müttefiklikten artık bu ortaklıktan vazgeçmemiz iki ülkenin bekası açısından da oldukça elzem görünmektedir. Anlıyorum Şevket Bey. Bilal Bey, eklemek istediğiniz herhangi bir husus var mı? Kesinlikle. Buyurun. Şevket Bey'e iki senelik müttefiklik ilişkimiz için çok teşekkür ediyorum. Kendisine bundan sonraki dış ilişkileri... Çok özür dilerim, ağlamayacağım, Kendisine bundan sonraki dış ilişkileri... Başarılar diliyorum. Hakim Hanım, Yargıç Hanım lütfen şunu bitirin artık. Çünkü kalbim çok ağrıyor. Durun bakalım. Durun. Ben sizi öyle zart diye ayıramam. Bu nedir böyle ya? Bu nedir böyle? Zaten dünya lise önüne döndü. Her yer kavga, her yer savaş. Neden geçinemiyorsunuz? Bana bunu açıklar mısınız lütfen? Efendim, benimle hiç ilgilenmiyor. Hiç ya, sıfır. Eskiden sürekli beni kırmızı telefonla arar her gün. Ülkemin halini hatırını sorardı ama şimdi... Sadece gece yatmadan küçücük bir mesaj. NBR. A ve E bile yok, inanıyor musunuz ya? Ya ben en azından o kadarını düşünüyorum ya. En azından o kadarını Senin en son attığın mesaja bak, bak. Doğalgaz boru hattı ödemeleri, faturaları masanın üstünde. Tarihi geçmeden imzala. Ya insan bir lütfen der ya, lütfen desen ölür müsün ya? Hak ediyor musun acaba? Allah Allah, kim hak ediyor musun sen bunu? Allah aşkına ya. Şimdi öyle oldu, bırak. Yeter! Yüce mahkemede sesinizi lütfen yükseltmeyin. Lütfen Şevket Bey. Yahu gencecik ülkelersiniz. Hemen daha tanışmadan hop müttefik oluyorsunuz. Ondan sonra savaş yapıyorsunuz. Hayır. Lütfen barış hali günlerinizi düşünün. O güzel günleri. O zaman eskiden o günler yaşanırken. Birbirinize nasıl hitap ediyordunuz? Hadi. Müttom. Müttom derdik. Ama çok eskidendi tabii bunlar. Değişti. Hırçınlaştı. İçip içip komşu ülkelere savaş açar oldu Yargıç Hanım. Ya ben durup dururken mi onlara savaş açıyorum acaba? Neden? Niye? Neden? Sen her zirvede onlara kuyruk sallamasan, imtiyazlar vermesen ben niye gidip el aleme savaş açayım ya? Bana mı diyorsun sen bunu? Evet, sana diyorum. Bana mı diyorsun? Sana diyorum. Ülkenin sınırını bil. Şevket Bey! Lütfen sesinizi yükseltmeyin. Bakın, demin de uyardım, en çok sizin sesiniz geliyor. Bu da taktı bana ya. Şimdi nasıl tanıştığınızı hatırlayın. O eski günleri. İlk tanışma anınızı. Hadi. G19 Çorum zirvesindeydik. O zaman Şevket'in saçları böyle uzundu. Çok asi bir ülkeydi. Hatta Balkan ülkeleriyle kurduğu bir müzik grubu bile vardı. Çok çok ilginç gerçekten. Neydi grubunuzun adı Şevket Bey? Soğuk Hava Dalgası. Bütün zirve ona hayrandı. Herkes böyle... Zirve bana, ben sizin ülkeye hayrandım. İlk karşılaştığımızda parlamento binasında, o zaman Çorum'un girişindeydi. Garajların hemen arkasında parlamento binası. Bir köşede oturuyordu. Tek başına, yalnız ve ürkek. Doğru söylüyor. O zamanlar... İsmini vermek istemediğim bazı ülkelerle yakın temas halindeydi. Mesela Uganda. Hala görüşüyor musunuz Uganda ile Şevket Bey? Hayır canım, yani uzak ilişki zor oluyor biliyor musunuz? Bitmiş bir şeydi zaten o. Görüşmüyorsunuz. Kesin görüşmüyorsunuz. Geçen mesajlarını yakaladım be adam. Sen kimi kandırıyorsun ya? Ne yazıyor biliyor musunuz? Nedir? Hava sahana geldim. Aç bir konuşacağız. Gönderen Ugiş.
Ugiş. Ya o bana yazıyor, ben bir şey yazmıyorum. Nemrut. Dinle Nemrut. Nemrut. O bana yazıyor, ben ona yazmıyorum. Gerçekten ben ona yazmıyorum. Bak, bak burada ne yazıyor? İlişki durumunda müttefiki var yazıyor. Seninle ilk el sıkıştığımız o selfiler var ya, hepsi burada duruyor işte Bilal. Getir bakacağım, inanmıyorum. Getir bakacağım. Huysuzsun, huysuz. Bak, gördün mü? İnanmıyorum ya. İlk tokalaşmamızı ülkenin kapak resmi mi yaptın? O da bir şeyim, ben ülkenin girişine astırdım onları. Şişt, bakın ne kadar güzel anlaşıyorsunuz, baksanıza. Şevket Bey, buyurun yerinize. Gerçekten çok iyi anlaşıyorsunuz, çok. Ne oldu da siz bu hale geldiniz, hatırlıyor musunuz? İmzalar atılınca birden değişti Sayın Yargıç. O eski adam gitti. Her şey bitti ya, bir anda bitti. Artık beni ülkesinin gümrük kapısında karşılamak yerine otogarda otobüse bin gel diyor bana. Ya bir tek ben mi değiştim acaba? Bir tek ben mi değiştim ha? Bir tek müttefik olduktan sonra kendini iyice saldı. Ülkesinde işsizlik oranı %50 arttı. Bana mı diyorsun sen? Tabii sana diyorum. Bana mı diyorsun? Zengin müttefik buldun değil mi? Ne kadar ayıp bu söyledi. Bitirdin beni, bitirdin. Yeter. Yeter. Ne yeter? Ne yeter? Bittim. Yeter! Kesin sesinizi canım. Ben resmen sizinle uğraşamayacağım. Bittim ya. Bilal Bey, geçinemediğinize dair şahitleriniz var mı? Var efendim. Alt ve üst ülke komşularımın başkanlarını çağırmak istiyorum izninizle. Sağırın. Sayın Yargıç, saygıdeğer kimse yok. Canım, nasılsın? Nasıl olabilirim? Ah, kıyamam. Seni en iyi ben anlarım. Çünkü aynısının tıpkısı benim de başıma geldi. Kızlar çok kötüyüm ya. Borsam falan hep diplerde. Şşt! Konuşma kendi aranda. Bana bakın. Siz de bu ikisinin anlaşamadığına dair şahit misiniz? He, komşumuz oluyor. Bilal'e sahip çıkalım. Bundan çıkmış yangın. Ayırın gitsin bunları Yargıç Hanım. Bu adamın ülkesi geçimsiz. Ne yaptı Şevket Bey? Ne yaptı ha? Ne yaptı? Anlatın bakayım. Efendim, yurt dışı temaslarından komşumuza hiç zaman ayıramadı. Bir geziye bile götüremedi. Kim bilir oralarda gizli gizli kimlerle neler imzaladı. Anlamayacağım ya. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Hep bunlar, bunlar hep senin yanlış kardeş ülke seçiminden oluyor Bilal. Yanlış kardeş derken bize laf söylüyor. Aa, yanlış kardeş falan diyor. Bize laf söylüyorsunuz yani, öyle mi? Yanlış şaka gibi. Oluyoruz yani. Olmaz da. Tabii ki sana laf söylüyorum. Tabii ki sana laf söylüyorum. Şevket Bey, bu nedir canım? Resmen silke çevirdiniz şeyimi. Yargıçhane mi? Yargıçhane. Resmen burada sirke döndürdünüz burayı. Evet Şevket Bey. Efendim. Bilal Bey'in şahitlerini dinledik. Sizin şahidiniz var mı? Sayın Yargıç. Evet. Çökerse devlet başkanı İbrahim Bey'i şahidim olarak huzurunuza çağırmak istiyorum. Gelsin. Şş, yine bu adam ya. Şevket, selamünaleyküm. Ne haber, ne yaptın? Hadi oğlum. Ayrıl da alemlere akalım ya. Yalnız bende para yok, beni çekersin değil mi? Bir de ülkeme döneceğim, bozum yok. Bana bir kredi veriver. Hadi bakalım. Ne geldi ya? Pis, kokuyor bu evim. İbrahim, lütfen anlat Sayın Yargıç'a bu adamın bana neler çektirdiğini. Lütfen anlat ona. Bana üstüne. Saygıdeğer Yargıç. Efendim, bu adamın ülkesi benim Şevket arkadaşıma yıllarca cehennem azabı çektirmiştir. Adam 2 yılda resmen çöktü. Ne oldu da çöktü? Bundan sürekli bir şikayet, sürekli bir dırdır. Adamın ülkesinin bütün iç içlerine karıştı. Ama ben sana dedim Şevket, yalnızlık sultanlıktır dedim. Efendim, Bilal'den önce Şevket Bey'in ülkesi öğrenci ülkesi gibiydi. Dağınıklığından her ay başkentinin yeri değişirdi ayol. Yani aslında doğru, bölgeleri ve şehirleri alfabetik sıraya dizdi, bir düzen sağladı. Gerçi mi? Müttom. Müttom. Hayır, hayır. İnanma ona, inanma. Onun gözü senin altın doğal kaynaklarında. Hanım, hanım. Sen bana bir bak bakalım. Senin komşun aç gözüne ne demeli peki? İlk anlaşma gününde bundan 5 tane nükleer başlık istemedi miydi bu? Başlık parası o bir kere. Adettendir. Ya yalnızca Allah, ayırın gözünü senin ya. Olur mu? Böyle şey olmaz. Savaş çıksın ya, savaş çıksın ya. Sessiz olun. Sessiz olun. Mahkeme burası. Bakın kaç kere uyardım sizi. Şahitlere bir sorun var. Sizin müttefikiniz var mı? Ben doğru ülkenin karşıma çıkmasını bekliyorum. Benim de artık dilim yandı, kariyerime odaklanıyorum.
Vallahi benim de tek zirvelik ufak kaçamaklarım oldu tabii. Düzenli ilişki beni kasıyor ya. Dost ülkelerle dost hayatı yaşıyorum. Gördünüz mü? Müttolar. Bunların tek derdi sizin birlik ve düzeninizi ayırmak, sizi birbirinizden koparmak. Nerede bir huzur var, nerede bir mutluluk var? Hop hemen araya girer, nifak sokar bunlar. Gördünüz mü? İtiraz ediyorum. Ya olur mu canım öyle şey? Hala savaş atsaydın. Kesin! Şahitler salonu derhal terk et. Hadi çık dışarı. Bay Sune, Şevket çıkışta beni bul. Tropikal iklimi harika olan bir ülke buldum. Çok eğlenceli. Vallahi doğru söylüyor. Zaten bu Mehtap'ın sende gözü vardı. Sayın Yargıç, size gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizi tekrar barıştırdınız. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekküre gerek yok Şevket Bey. İleride bir sömürge devletiniz olursa, hop benim adımı verirsiniz. Olur, biter. Dava düşmüştür. Özür dilerim. Galiba dış temaslarda bulunduğum dönemlerde seni biraz ihmal ettim. Yok yok, ben asıl ben özür dilerim. Hiç kendime bakmadım. Hep dibim geldi baksana. Ama bundan sonra asla dış ülkelerle ilişkilerine karışmayacağım. Asla, söz veriyorum. Çok tatlısın. Kim o? Kim? Kim o ya? O bir şey geldi. Kim o, kim? Ver şu telefonu, bakacağım. Saçmalamaz mısın? Füzelerimden birini kaybettim. Acaba senin hava sahanda olabilir mi? Ugiş! Ya inanmıyorum ya sana. İnanmıyorum sana ya. Bak kahretsin. Ya geçerken ülkenin önünden uğramış. Ya büyük aşırı tepki veriyorsun bilek. Dünyayı anlamaktaki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılır mısın ne desen de söyle. Para patam, para patam, para patam, para patam, para patam. Gümür güldü.